Yıllardır Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ bir dönüm noktasında. Azerbaycan işgal topraklarını özgürleştirmek için mücadele ediyor. Azerbaycan ordusu cephede ilerlerken işgal edilen bölgeler tek tek ele geçiriliyor. Pasaport bu programında Karabağ'da ne olduğunu, işgalin tarihçesini, cephede ve cephe gerisinde yaşananları ele alıyor. Kimse imkan vermez ki Azerbaycan Dağlı Qarabağ'ı fethetsin. Dağlı Qarabağ bizimdir. Karabağ sorunu bir işgal, bir oldu bitti ve yıllardır ortaya çıkan uluslararası kararlara uymama sorunu. Yaklaşık 30 yıl önce başlayan Dağlık Karabağ sorunu Ermenistan'la Azerbaycan arasında olmakla birlikte bir yandan da Kafkaslardaki güç mücadelesinin bir yansıması. 1990'ların başında Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ dondurulmuş bir sorun ama çözümlenmemiş durumda. Şimdi Azerbaycan ordusuyla birlikte bu işgali sona erdirmek, haklı ve kararlı davayı ilerletmek yolunda. Biraz önce Ermenistan tarafından, Ermenistan ordusu tarafından atılan bir füze buraya düştü. Aslında tam da bu noktada biraz tarihçiden söz edecektik. Çünkü burası Terter, sınır boyu kentlerinden birisi. Hemen sınıra birkaç kilometre var ve bu işgali belki en derinden yaşayan 175 kilometrelik cepheye ya da temas hattı boyunca en derinden yaşayan kentlerden birisi. Bu hat üzerinde onlarca kent var. Hemen öbür taraf da aslında Azerbaycan toprağı ama 90'lardaki o Karabağ Savaşı ile Ermenistan ordusunun işgaliyle şu anda işte Azerbaycan ordusu orayı kurtarmaya çalışıyor. 7 bölge var. Bir bölgesi de hemen bu tarafta. En kuzeyindeyiz biz aslında o hattın. Madagiz bölgesi. Madagiz bölgesi özgürleştirildi. Diğer rayonlar yani 7 rayon işgal altındaydı biliyorsunuz 94'ten bu yana. O yıllardan bu yana zaman zaman çatışmalar oldu bu ateş temas hattında 175 kilometre boyunca. Birkaç gün sürdü. Sonra işte bazı ülkelerin özellikle Rusya'nın araya girmesiyle ateşkes ilan edildi. Daha sonra tekrar çatışma oldu ama bir çözüm hiçbir zaman gelmedi. Bir statükonun devamı anlamında yani hemen 2 kilometre ileride aslında Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ ve diğer 7 rayon işgal altında.
Azerbaycan'da burasının kendi toprağı olduğunu söylüyor ki uluslararası anlaşmalara göre de aslında öyle. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra hem Sovyet Anayasası hem Azerbaycan Anayasası'na göre ya orası Azerbaycan toprağı. Bütün dünyada zaten bunu biliyor. İşte bu hat boyunca zaman zaman ateşkes ihlal edildi, zaman zaman çatışmalar oldu ama bir türlü bu soruna bir çare bulunamadı. Bu kez tabii ki iş biraz daha büyüdü. Azerbaycan tarafı, yönetimi, ordusu daha kararlı davrandı ve o tarafta eski kendi toprağı, işgal altındaki toprağını özgürleştirme harekatına başladı. Yani 90'larda ki değiştirilmeye çalışılan tarih ve topraklar sanki şimdi geri dönecek gibi görünüyor. Evet, sınır hattında çatışmalar devam ediyor. Sınırın belli bölgeleri ele geçirilmiş durumda ve içeride ilerleme devam ediyor. Biraz önce uzun namlulu grad dedikleri çok namlulu füzelerle karşı tarafa ateş açıldı. O taraftan da buraya geliyor. Bu tepeler birkaç gün öncesine kadar Ermenistan ordusunun elindeymiş. Fakat Azerbaycan ordusu bu tepeleri alıyor. Onun arkası zaten hemen Karabağ. Fakat bu tarafta bir direniş noktası var ve topçular, füze bataryaları sürekli orayı vurmaya çalışıyor. Bu hat çok uzun bir hat aslında. Ancak Azerbaycan ordusu kuzeyde ve güneyde daha çok yoğunlaşmış durumda. Kuzeydeki hattan içeri girerek Karabağ içine doğru ilerlemeye çalışıyor. Bazı noktalarda çok yoğun savunma hattı ve direniş olduğu için sürekli oralar bombalanıyor. Bu hatta o hatlardan birisi. Cephe hattına yönelik Azerbaycan ordusunun lojistik destekleri, askeri ve mühimmat destekleri sürüyor. Bu hattan zaman zaman zırhlı araçlar, tanklar, sığıye birlikleri ve askeri kamyonlar ön cepheye doğru gidiyorlar. Çünkü burası önemli bir nokta. Buradaki direnişi kırmak istiyorlar. O kırıldıktan sonra daha rahat bir şekilde Karabağ işlerine doğru ilerleyecekler. Çatışma bölgelerine yakın, yani sınır hattına yakın yerleşimler, köylerde de kendilerine göre önlemler alınıyor. Daha büyük oturma yerlerinde sığınaklar var apartmanların altında. Burası sınıra yakın bir köy ve bu evlerin altında sığınak olmadığı için hemen yol kenarına insanlar sığınak yapmışlar gördüğünüz gibi. Karşıdan çünkü çok sık bombardıman geliyor, bomba atışı geliyor ve tahrip edilen çok ev var. İşte onlar da o anlarda kaçıp kendi yaptıkları bu sığınaklara sığınıyorlar. Buradan girişi, oradan çıkışı var. Tabii sürekli yaşamak için değil ama o bombardıman anında o ilk dalgayı atlatmak için insanlar buraya geliyorlar. Ermenistan-Azerbaycan arasında çatışmalar sürerken Azeri güçlerinin konuşlanması ve Dağlık Karabağ işlerine doğru ilerlemesi devam ediyor. Tahkimat da sürüyor. Burada mevzilerden karşı tarafa ateş açılıyor. Askerleri görüyoruz. Merhaba. Evet, burada cephe gerisinde Azerbaycan ordusunun askerleri sabah kahvaltı herhalde. Evet. Hadi afiyet olsun. Çay yapıyorlar. Kolay gelsin. Perde Azerbaycan askerleri. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Peki, kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Şimdi topçu birlikleri Dağlık Karabağ'daki Ermeni hatlarını yoğun bir şekilde bombalıyor. Genelde şöyle oluyor. Belli bir yerde eğer hat
yoğun bir direniş hattı varsa topçular sürekli orayı dövüyor. Nasılsınız? Moraliniz nasıl? Cephede durum nasıl? Çok yaxşıdır. Əskərlərimizin böyük səyi nəticəsində artıq düşmən qüvvələr geri çəkilir. Buna baxmayaraq onlar bizim yəni mülki əhaliyə top mərmiləri atəş açırlar. Onların həmən o mərmi istiqamətində gələn atəşləri bizim ordumuz tərəfindən darmadağın edilir. Yəni bizim hərbiçilərimiz onları geri çəkməyə məcbur edir. Azərbaycan-Türkiyə olaraq bir millət, yəni iki dövləti, çox sağ olsun Türkiyə milləti mənəvi dəstək olaraq bizim yanımızdadır. Yəni biz qardaş olaraq biz birliyimizi göstərdik, biz öz gücümüzü göstərdik düşmənə ki, biz hansı Türk qüvvələri, siz kimsiniz? Aman Zarkov! Qələb! İlk atəşi Ermənistan açıb. Sorun yıllardır devam ediyordu. Zaman zaman sınırda çatışmalar oluyordu. Uzun süreden sonra ilk defa büyük çapta çatışmalar çıktı. Saldırı ve karşı harekat başladı. Peki neden şimdi sorusu önemli? Birçok kişi de bu soruyu soruyor. Ermenistan'la Azerbaycan arasında neden bu kadar tansiyon yükseldi? Azerbaycan ordusu direnişle birlikte işgal topraklarına doğru orayı özgürleştirmek için yöneldi. Farklı senaryo ve iddialar var. Birincisi Rusya'nın bölgede Azerbaycan'ın artan etkisini dengeleme hamlesi diye yorumlayanlar söz konusu. Ayrıca Moskova'nın bölgede gerilimi arttırarak Ankara'yı bir şekilde yeni müzakere masasına zorlamak diye belirtenler söz konusu. Ya da Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırmak isteyen Batılı bir takım ülkelerin burada rolü olduğu söyleniyor. Diğer yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'nın çizgisinden çıkmak üzere olduğu, dolayısıyla Moskova'nın ona bir deyim yerindeyse ders vermek istediği söyleniyor. Ama günün sonunda sonuç olarak buradaki amaç Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını ordusu aracılığıyla kurtarmak. Torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Qarabağ cephesinde çatışmalar devam ederken Azerbaycan ordusunun ilerlemesi de devam ediyor. Karşı tarafa çok ciddi derecede zayiat verdikleri haberleri geliyor. Hem silah hem mühimmat anlamında Ermenistan tarafının eli giderek belli cephelerde daha da zayıflıyor. Burada arkamda gördüğünüz askeri kamyonlar, işte Cemse ya da Reo diyebileceğimiz bu sıradaki bütün askeri araçların hepsi Dağlık Karabağ'da, yani Azerbaycan topraklarında, işgal altındaki topraklarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan kuvvetlerinden ele geçirdiği araçlar. Daha çok silah ve mühimmat taşıyan kamyonetler bunlar. İçinde haberleşme araçları var. Evet, bir kısmı çok eski, bir kısmı yeni. Ama kurşun izlerini görüyorsunuz camlarda, işte buradakini de görüyorsunuz. Ermenice orada yazılar söz konusu. Dağlık Karabağ'da çatışmalarda Ermenistan birliklerinin ya gerçekten Azerbaycan birlikleri tarafından vurularak ele geçirdikleri ya da terk ettikleri. Çünkü bir kısmının kaçtığı söyleniyor. Yani araçları bırakarak farklı şekillerde bölgeyi terk ettiği söyleniyor. Bunun gibi aslında çok sayıda mühimmat, işte roketler, tanklar da ve toplar da ele geçirilmiş durumda. Ancak buradakiler kamyonlar. Dönüş kamyonla ilerler. Önlü dayak metre ilerler. Hadi oradan. Thank you.
Genelde savaşlar askerler arasında cephe hattında ya da temas hatlarında gerçekleşir. Karşılıklı taraflar birbirine üstünlük sağlamaya çalışır. Azerbaycan ordusuna baktığımızda Azerbaycan ordusu ilerlemesine devam ederken Ermenistan ordusuna ait birlikler hem geri çekiliyor hem de cephe hattındaki Azerbaycan ordusundan başka iç bölgelere, yani şu anda bulunduğumuz Gence'de olduğu gibi sivil bölgelere uzun menzilli balistik füzeler ve roketler atmaya sürekli devam etti. Bunu bir yöntem olarak sanki geliştirmiş gibiler. Neden atıyorlar? Birincisi halkın moralini bozmak, işte paniğe sevk etmek. İkincisi cephede genelde zayıflayan birlikler karşı tarafın gücünü bölmek, kuvvetini bölmek, dikkatini dağıtmak için başka bölgelere saldırırlar. Ermenistan birlikte, Ermenistan ordusu da bunu yapıyor. Bu tür bölgelere yapılan atışlar direkt sivilleri hedef alıyor. Ölüler var, yaralılar var. Gördüğünüz gibi harap olmuş binalar var ki burası Gence'de bir pazar yeri. Normal insanların gelip o gün alışveriş yaptığı, işte ihtiyaçlarını karşıladığı büyük bir pazar bölgesi. Ve bu bölge hedef alınıyor ki bu bölgenin hedef alınması belli ki bilinçli bir saldırı. Burada tabii ki bir diğer aslında yapmak istedikleri de Azerbaycan'ın da kendi topraklarına, yani Ermenistan topraklarına buna karşılık vererek harekat düzenlemesi. Ama Azerbaycan yetkilileri hayır diyorlar, bizim alanımız işgal toprakları, biz orada mücadele edeceğiz Ermenistan topraklarıyla. Herhangi bir problemimiz yok. Dolayısıyla bu provokasyona gelmeyeceğiz diyorlar. Yani Ermenistan saldırısının bir nedeni de Azerbaycan'ı provoke edip kendi topraklarına yönelik bir harekat ya da saldırı başlatma isteği. Bizim kompleks Ermeni vandallar tarafından artık füze hücumuna məruz qalmışdır. Dünyanın heç bir ölkəsində qəbul olmayan bir tərzdə sivillərin füze saldırısına məruz qalması, heç bir harp tarihində belə bir şey yox. Burası hərbi ilə heç bir əlaqəsi yox. Təmas xəttindən tam olaraq kənarda yerləşir və burada olan sivil insanlardır. Bizə dəyən zararın biz heç də umurunda belə deyirik. Çünki biz azərbaycanlılar, türkülər, biz bu günləri ordumuzun yanındayıq, ordumuzun tarafında. Yəni biz də hərəmiz bu günləri bir əsgərik və Gəncədə olmağımızdan, Bakıda olmağımızdan, Şəkidə olmağımızdan farklı olaraq biz hepimiz bu günləri Qarabağlıyıq. Özellikle Ermenistan tarafından ordunun sivillere yönelik attığı roketler, bombalar gerçekten cephe dışı bölgelere de ciddi zararlar veriyor. Ve burada insanlar hayatlarından oluyor, yaralananlar oluyor, evlerini kaybedenler oluyor. İşte o bombaya maruz kalan evlerden birisinin mutfağı muhtemelen onun öncesi, çünkü sabah saatlerinde düşmüş buraya bomba ya da füze. Salatalar hazırlanmış, bisküviler burada, biraz arkada ekmekler var. Burası mutfak, yani sebzeler bile hala taze duruyor. Burada çok sayıda yaralı var buranın sakinlerinden ve dışarıda bir arabanın içinde de genç bir Azerbaycanlının hayatını kaybettiği söyleniyor. Evet, büyük yorumlar yapılıyor. Gerçekten bölgenin dengelerini değiştirecek bir takım karşılaşmalar söz konusu. Ama burada da buranın gerçeği sivillerin ateş altında kalması ve hayatlarını kaybetmeleri.
Terter'de sınıra çok yakın bir bölgede yüzlerce konutun olduğu, bizim anlamımızda toplu konutta diyebiliriz, bir yerleşim birimi. Saldırıya uğradığı için şu anda hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi büyük roketlerden birisi buraya düşmüş ama şu anda bütün bölge tahliye edilmiş durumda. Buranın hikayesi önemli çünkü burada oturanlar 90'lardan sonra, yani toprakları işgal edildikten sonra hemen 3-4 kilometre ilerideki köylerden, kasabalardan buraya gelmişler. Yani Azerbaycan toprağından tekrar başka bir Azerbaycan toprağına gelmişler ve burada kendilerine toplu konut yapılmış. Fakat şimdi sivillere yönelik saldırılar nedeniyle bir kez daha onların deyimiyle kaçkın olmasalar bile başka bölgelere şu anda göçmüş durumdalar. Muhtemelen burada yaşayanlar tabii ki sivil bölgelere bir saldırı yapılacağını tahmin etmiyor olsa gerek. Çünkü baktığımızda evlerin balkonlarındaki çamaşırlar duruyor, çiçekler duruyor camlarda. Burada tabii ki harap olmuş durumda her taraf. Yani kimse buraya bir saldırı olacağını düşünmüyor. Hayatını o şekilde devam ettiriyor. Ancak sınıra çok yakın ve Ermeni ordusu birlikleri bunu bildiği için bu bölgeye yoğun bir saldırı başlatmışlar. Yüzlerce konutun olduğu, içinde okulların, çocuk yuvalarının, spor salonlarının olduğu bir kompleks burası. Şu anda bir hayalet kent görünümünde. Terter'de sınıra çok yakın bir bölgedeki toplu konutların sığınağındayız. Çoğu kişi, kadın ve çocuklar başta olmak üzere buradan ayrılmış. Erkeklerin bir kısmı burada. Az sayıda da olsa sığınaklarda yaşayanlar var. Burada sağ olsun bir hanımefendi bize çay ikram etti. Buranın özelliği zamanında Azerbaycan toprağı olan, şimdi işgal altında olan topraklardan buraya gelenlerin oturduğu bir yer. Göçkünler kampı diyorlar. Halit Bey de yanımızda. O da karşı taraf diyeceğim ama Azerbaycan toprağı, şimdi özgürleştirilmiş bir bölgeden. Çocukken buraya gelenler de öyle değil mi? Ben oradan geldiğim zaman 14 yaşım vardı. Biz orada beraber, köyde beraber yaşardık. Karabağ'da problem olmazdı. Ermenileri yerleştirmişti. Bu savaş ilk önce bu Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ermeniler, hariçten gelen teröristler de var, onlara sakallar diyerdiler. Bu sakallar geldiği zaman köyün muhtarı zaten, herkes onlardan korkardı. Azerilerle iş yapan Ermeniler yaparıp işkence verirdiler. Elirdiler ki Azerilerle iş yapmayın. Biraz zaman geçtikten sonra bizim bakkalda, mağazada bizim alışveriş yapmadılar. Sonra bizim Rusların kömeğiyle bizim evleri yağmaladılar. Yardımıyla bizim evleri yağmaladılar. Bizdeki olan av tüfeklerini yıktılar ama Ermenilere makinalı tüfekler verdiler. Böylelikle savaş başladı. Savaş başlarında Rus askerlerinin kömeğiyle topraklarımızı işgal ettiler. Çocuktunuz o zaman. Çocuktum. Buraya mı kaçtınız? Buraya kaçtık, geldik. Terter'e geldik. Biz Ağdereliyiz. Terter'e geldik. Ve Terter'de o zamandan bu yöne hep hayal ettik. Topraklarımıza geri dönmeyin hayalini kurduk. Allah'ın kömekliğinden bugün hayalimiz gerçek oldu. Benim köyüm işgalden azat oldu. Şu anda Azerbaycan ordusu mu var orada? Evet, benim köyümde şu anda işte artık ben bir köçkün değilim. Yani ben yerli bir insanım artık. Bunun için gurur duyuram ordumla, gurur duyuram insanlıkla. Hiç kimseyle Azeri halkının bir problemi yok. Bizim de kimlerse bir problemimiz de yok. Bizim toprak bütünlüğümüz, yeter ki bizim toprak bütünlüğümüz. Biz kendi evimize kaydalım. Dünyada benim için bugün burada kampta yaşıyorum. Benim evimi de vurdular. Evime eşyalarım da mahvoldu, gitti. Önemli değil. Bizim için de Karabağ'dan dünyada güzel yeri yok. Bize ne kadar pul da verseler, para da verseler, bizim en önemli şeyimiz toprağımız. Biz her şeyimizi veririz ama toprağımızı vermeyiz. Ermenistan saldırılarına karşılık veren Azerbaycan ordusu işgal topraklarında belli bölümleri özgürleştirirken ülke içinde bir nevi seferberlik yaşanıyor diyebiliriz. Burası Gence'de bir köşe ya da bir binanın önü.
askara mektup, yani askere mektup. Masalar kurulmuş ve burada genç kızlar, genç erkekler cephedeki askerlere moral vermek amacıyla geliyorlar. Kendi görüşlerini, dileklerini yazıyorlar. Evet, Azerbaycan hem cephede hem cephe gerisinde topyekün işgal topraklarını özgürleştirmek için bir mücadele veriyor. Askerlere mektup yazdırıp onları ön cephede dövüşen askerlerimize gönderiyoruz. Onlara ruh yüksekliği vermek için, yani o mektupları okuyorlar. Analar, babalar, bacılar, kardeşler, yoldan geçen herkes özü könüllü yakınlaşıyor. Yani sevgiyle, vatanperverlik duygusuyla, yani mektuplardan yazırlar sevgi dolu. Salam əziz kardeşlerim, biz size güvenirik, her gün size dualar edirik. Allah sizi korusun, biz sizden yakın günlerde bütün işgal olunmuş torpaqlarımızda qələbə gözləyirik. Biz size inanırıq, qələbə bizimlədir, Allah'a emanet olun. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Mutlaka bundan sonraki barış sürecinde Türkiye olmalıdır. Selam asker. Dağlık Karabağ'ın işgali yıllardır sürüyor ve burada tabii ki çeşitli dengeler ya da gidişatı belirleyen ülkeler var. Bu kez Türkiye'nin rolü de büyük, özellikle siyasi anlamda ve 2010'dan bu yana yapılan askeri danışmanlık ya da askeri destek anlamında. Dolayısıyla Türkiye'nin bu çıkışı, bu desteği ileride belirleyici olma ya da dengeleri belirleme adına da önemli olacak. Ama tabii ki buradaki en önemli ülke Rusya. Hep yapılan yorumlar bu bölgenin Rusya'nın arka bahçesi olduğu yönünde. Yani Sovyetler Birliği yıkılmasından sonra da buradaki hakimiyetini bitirmiyor, bitirmek istemiyor. İşte Ermenistan'da üssü var, askeri anlaşması var. Ve bugüne kadar olan itiraflarda Rusya belli bir süre sonra devreye girer, iki tarafı ateşkese davet eder ve statüko korunurdu. İşgal toprakları da Ermenilerin işgali altında devam ederdi. Bu kez de öyle mi olacak? Devreye yine Rusya girecek mi? Muhtemelen girebilir. Ama bu sefer biraz kartlar daha farklı. Azerbaycan eli daha güçlü gibi görünüyor. Çünkü eskiye göre Rusya ile ilişkileri, Moskova ile ilişkileri hem askeri anlamda hem de siyasi ve ticari anlamda daha fazla. Diğer taraftan Ermenistan'a daha fazla destek verildi Rusya. Bu sefer ilk başlarda biraz daha mesafeli durdu. Çünkü Putin'in Paşinyan'la sorunu var. Çünkü Paşinyan iktidara gelirken Moskova'ya biraz mesafe koyarak gelmişti. Bir anlamda belki Putin bir ders vermek istiyor. Ya da Paşinyan yönetiminin Moskova'ya mecbur kalmasını istiyor. Yani sonuçta Rusya önemli dengeyi belirleyici ülkelerden bu birisi, burada hala öyle eskiden olduğu gibi. Bakalım şimdi Bakü, Erivan, Moskova hattında nasıl bir gelişme olacak, ama şu belli, yani Azerbaycan ordusu ilerledikçe, toprakları özgürleştirdikçe oradan çok fazla geri dönüş olacağını tahmin etmiyoruz. Biraz da Moskova sanki Azerbaycan'ın haklı isteklerini bu sefer kabul ederek ilerlemelerini de haklı görüyor gibi görünüyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının altında yatan nedenlerden birisi tabii ki Azerbaycan'ın yıllar içinde ekonomik olarak refahını arttırması, zenginleşmesi, bunu halkıyla paylaşması ve şehirlerde bunun rahat hissedilmesi ve tabii ki askeri sanayine, silah sanayine bu konuda daha fazla
yatırım yapması, ordusunu güçlendirmesi. Dolayısıyla hem Hazar hem de diğer havzalardaki enerjilerin, enerji kaynaklarının kullanılması Azerbaycan'ın bu avantajını ülkenin ve ordunun yararına çevirmesi bir üstünlük sağlamış durumda. Rusya'nın da buradaki enerji kaynaklarıyla ilgili, petrol, doğalgazla ilgili ortaklıkları söz konusu. İşte Lukoil, Gazprom burada. Sokar'la Rusların az da olsa ortaklıkları var. Yani özetle Bakü'nün konumu geçmişe göre Bakü-Erivan arasındaki bu itilafta Bakü'yü daha avantajlı bir duruma getirmiş durumda. Qarabağ Azərbaycandır. Biz inanırıq ordumuza. Qələbə bizimdir. Biz başqasının torpağında istəmirik. Biz öz torpağımız uğrunda nə qədər qanımız var vuruşacaq. Vəziyyətimizi maşallah gözəl görürük. Maşallah olsun. Allah bizim prezidentimizə, bizim Allah Taala Cumhurbaşqanımıza, Türklərin Cumhurbaşqanı, bizimlər də Cumhurbaşqanı. Allah onları can sağlığı versin. Təki olunsun, torpaqlarımız alınsın. Sevindirici bir haldır təbii ki. Biz də bir millət olaraq çox sevinirik və sonuna qədər də inşallah ki daha yaxşı olsun. Və təbii ki burada Türk qardaşlığını da unutmaq lazım deyil. Və eyni zamanda sizin Cumhurbaşqanınız Recep Tayyip Erdoğan təşəkkürlər olsun ki bizə böyük bir qardaşlıq dəstəyi verir. Çox minnətdarıq və çox sevinirik. Burada Azərbaycanda özellikle Bakü'nün dört bir yanındaki billboardlarda, görüntülü ekranlarda ordunun, Azerbaycan ordusunun ilerlemesi işgal topraklarında ki başarıları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Aliyev'in sözleri yer alıyor. İşte Savunma Bakanlığı, Müdafaa Nazırlığı buradaki işiyle. Orayla ilgili, askerlerle ilgili bir takım bilgiler veriliyor. Çünkü geçmişte karşılaştırıldığında Azerbaycan ordusunun giderek güçlendiğini hem mühimmat hem yetişmiş eleman anlamında hep söylüyorduk. Ve bunun sonuçları cephede her geçen gün alınıyor. Ve oradan gelen haberler Bakü'de coşkuyla karşılanıyor. Dört bir yan neredeyse bayraklarla donatılmış durumda. Çox sevinirik ki, Qarabağ mübarizə bizimdir, biz qalib gələcəyik. Heç bir şey daha nə deyə bilərəm, hamı çox sevinir. Düz üzüldüyümüz məqamlar da var ki, şəhidlərimiz var, o bizi çox üzür. Çox sevincliyiz. Neçə illərdən sonra bizim işğal ərazisində olan torpaqlarımız geri alınır. Buradan da Türk qardaşlarımıza öz təşəkkürümüzü bildirir dəstəklərinə görə. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Erməniləri nəhayət buradan qovub çıxarmaq lazımdır. Nə qədər onlar bizim bu torpaqlarımızda yaşayırlar, onlar bizə problemlər yaradırlar. Və biz istəyirik ki, axır bu millət, bu cəmaat, bu Azərbaycan xalqı, yəni bizim torpaqlarımızda yaşayan bütün insanlar azad nəfəs alsınlar, rahat nəfəs alsınlar. Vətən sağ olsun, Azərbaycan sağ olsun, yaşasın Türkiyə. Azərbaycan dostluğu bizim dostumuz əbədidir, bizim dostumuz əsr dostluq, qardaşlıq. Karabağ'daki işgal yıllardır sürüyor. Sadece Karabağ merkezi Hankenti değil, Azerbaycan'a ait 7 bölgede Ermenistan işgali sürüyor. Bugüne kadar küçük çatışmalarla devam ediyordu cephede temas hattındaki karşılaşmalar. Ama bu sefer iş daha da ciddi. Azerbaycan ordusu Karabağ içinde ilerlemeye devam ediyor. Aslında bu işin çok önceleri çözülmesi, yani Birleşmiş Milletler'den çıkan kararlara uyulması ve bu toprakların Azerbaycan'a geri verilmesi gerekiyordu.